Herkese selam arkadaşlar. Ben Ruberton. Bugün birlikte Ork Dungeon oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar, Launch etkinliğinden bir epik sandığım oldu. Böylelikle bir epik ya da efsane nesne çıkarmayı garantilemiş olduk. 5 tane nesne veriyor biliyorsunuz. Birlikte açalım istedim. Önce şu alalım. Burada yine görevlerden bir tane sıradan sandık. Hemen yeni görevi de verelim. İlerlemeye devam edeceğiz. Yine bugün Lonca'nın yeraltı zindanlarında bayağı bir yer hallettim arkadaşlar ama bir türlü sisteme yansımadı yaptığım yerler. O yüzden bilmiyorum, bir kontrol edeceğim tekrar. Şöyle bakalım. Bizi burada sıralamaya hala sokmadı. Nedenini bilmiyorum. Sıfır görünüyor. Burada replace shift diyor. O ne işe yarıyor bilmiyorum ama zamanla onu da öğreniriz diye düşünüyorum. Bayağı bir uğraştım çünkü. Bayağı bir topladık. Bilmiyorum, belki sonradan yansır. Şimdi burada bir yumurtamız var, onu da alalım. 20 seviyede aratmıştık. Yeniden bir tane daha aratacaksak biraz diş seviyesini arttırıp tekrar geliriz diye düşünüyorum. Turnuva savaşlarımı hallettim arkadaşlar. Bugün dolacak kısmı ise. Kaç oldu? 39, tam 39 sınırda kaldı. 40 olsa üste geçecekti. Kısmet olmadı. Burada benim kaç yumurtam oldu, ona da bakacağım şimdi. 2 tane oldu bundan. 4 tane gerekiyor. Bir tanesini geliştirmek için kullanıyorsunuz. Üçünü kuluçkaya atıyorsunuz. Yani yumurtayı kırmak için 3 tane de feda etmeniz gerekiyor. Öyle bir mantık var. Şimdi burada arkadaşlar ben şu silah kullanıyorum. Özelliksiz ama şu an bir hasar %15 artı hasar olduğu için bunu kullanıyorum. Ve de 2 zar olduğu için gayet iyi. Hala bu kalkanla devam ediyorum. Bunun özelliği ekstra zar atma hakkı veriyor. Bir de tek zar olduğu için bunu kullanıyorum ama aynısından bir tane daha yakaladım şu silahın. Ama bunun için tabii şu an taşım yok ama bunu geliştirirsem düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şu silah için aslında bir taşım var. Önceden şöyle %15 arttırıyor. Şöyle de yakından göstereyim. %15 arttırıyor bu silah için. Ama bu silah 3 tane aynı zardan istiyor. Şu an 9 zarım var. Şimdi biz kendi karakterimizde bir en az 3 tane zar zaten kullanmamız lazım. Geriye 6 kalıyor. Silahlardan biri 2, biri de eğer bu silahı alırsam 5 ediyor. Yani 6'da 5'i tutturmak zor olduğundan bu silah biraz etkisini kaybedebiliyor. O yüzden pek bu silahı kullanmıyorum. Ama gelecekte zarlarımın miktarı kaç seviyede artıyor bilmiyorum ama arttığı zaman işte buna dönülebilir. Ama o zamana kadar taşı çıkarıp bu silahı satabilirim diye düşünüyorum. Gelecekte düşünülebilir. Ya da şimdi zaten epik sandıktan güzel bir silah vesaire bulabilirsek tabii kalkan da gelebilir ama sağlam bir silah bulursak belki o silaha da yönelebiliriz. Dolayısıyla benim şu an size göstereyim. Bakın 23 tane sıradan sandık, 5 tane nadir sandık var, bir tane epik görünüyor. Bir de arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Önce epi açalım ki güzel bir silah veya kalkan bulursak onu geliştirmek için açtığımız sandıklardaki işimize yaramayan nesneleri satmak yerine onun gelişimine kullanırız. Bir an önce geliştirmeye çalışırız. O yüzden epik sandığı önden açacağım. Önce envantere bir gidelim. Şimdilik bu silahı satacağım. Buradan bir 750 alalım. Bu arada altınımız da bayağı yükseldi. 97 bin küsür. Şimdi açacağım sandıklarla da artar. 50 bine biliyorsunuz zırh seti ya da değerli taş çıkarmak için kullanabiliyoruz. Güzel bir epik ya da efsane nesne bulursak işimize yarayan, onun için taş da arayabiliriz duruma göre. Zırh setine daha sonra devam edebiliriz. Şunları şimdilik tutuyorum ama şöyle göstereyim. Hani iki tane böyle iki seviyelik nesne var. Değeri de biraz yüksek. Hani dört tane biraz çok. 3 tane bile çok geliyorken 4 tane baya çok ama bunun özelliğini belki bir ara görmek için geliştiririm diye düşünüyorum ama duruma göre kullanabilirim. Şimdilik duruyor. Burada 14 boşumuz var. Şimdi başlayalım. Önce şu epik sandığımızı açalım. Bakın 5 tane rastgele ekipman verecek. Bunlar 2 seviyeden 5 seviyeye kadar olur diyor. Düşünün ki epik ya da efsane bir tane garanti diyor. O da 5 seviyeye gelirse bizi baya bir gelişmeden de kurtarır. Hadi hayırlısı diyelim. Güzelce kısmetse. Bakalım neler verecek.
su özellikli verdi. O açıdan kötü oldu tabii. Bir de kalkana denk geldim sanırım. Yani bu tarz bir sandık açtığınızda biraz daha böyle hani güzel bir şey istiyorsunuz ama kısmet olmadı diyelim. Ama epik olduğu için ne yapıyormuş? Bakın düşmanın savunmasını ne yapıyormuş? Ha bakın şöyle diyor. Mavi ekipmanlara herhalde burada mavi ekipman derken ya suyu kastediyor ya da kalkanları kastediyor. Mavi ekipmanlara gelecek tur zar koyamaz diyor. Gelecek tur dediği de şöyle çalışıyor. Siz bunun bir kere yeteneğini kullanırsanız yani dört tane birbirinin aynı zar istiyor. Bunu kullandığınız zaman hem zırh basacaksınız hem de gelecek tur rakibin savunma yapmasını engelliyoruz sanırım mavi ekipman dediği. Ama şeyde kastediyor olabilir arkadaşlar. Hani su simgesi mavi ekipman olarak görüyorum diyor olabilir. O zaman su simgesini kullanan karakterler için etkili olacaktır. Yani çok işime yaradığını söyleyemem. Ama bunu şöyle bir şey yapabiliriz. Hani bu 4 seviyeden duracak epik olarak. Gelecekte belki başka karakterlerin gelişimi için kullanılabilir ya da yan karakter alırsak gelecekte onun için kullanırız. Yani çok memnun etmedi beni şimdi. Ama dediğim gibi kullanılabilir. Şimdilik bu duracak kenarda. Bunu geliştirmekle uğraşmayacağım. Yan karakter alınca direkt giydiririz. Şunlara bakalım. Yani gördüğünüz gibi özelliksiz çok işime yaramıyor şu an. Ama direkt bu haliyle 107 vuruyormuş. Devam edelim. Bunları da şöyle sıradan hep. Bu da bakın direkt 3 seviye. Bunlar gelişimde kullanılabilir. Yani buradan çok memnun olmadık ama şöyle yapacağız. Kalan yerimize bakalım. Şu an 9 yerimiz var. Yine nadirden gideceğiz. Bir seferde 3 tane açtığı için 3 tane sandığı direkt açabileceğiz. Burada da 3 tane diyor. Hemen açalım. 9 taneyi direkt versin. Şimdi bunlara bakalım. Neler aldık? Şimdi şuradan kontrol ederek gideceğim. Bakın bunlar hep sıradan. Böyle bu şekilde. Yani şöyle gözüme batan mesela bakın şu silah hala duruyor güzel. Bunun gelişmişi gelirse direkt onunla da ilgilenebilirim. Zaten bu önceki silahmış aşağı kaymış. Bu nesneye baktığımda yine su simgeli. Ve bakıyorum bu dört tane bakın rastgele zar kabul ediyormuş ama bunları işime yaramıyor şu an. Şimdi şu gelmiş özellikle bunu biliyorsunuz ben bunu daha önceden kullanmıştım bilmiyorum belki kayıtta paylaşmadım ama delici özelliği geliyor yani düşmanın biraz daha zırhını azaltıyor sanırım önden saldırırken bunu bir kere kullandığınızda gelecek tur rakibi savunması biraz daha azalıyor ama 4 tane zar istiyor yani güzel vuruyor ama 4 tane zar istiyor yine nadirlerden ama ben yine eldekileri geliştirmek üzerinden gideceğim işime yarayan bir şey bulana kadar. Tabi buradan değeri düşüklerden yapacağız. Değeri yüksek varsa onu satarız. O şekilde gideceğiz. Şöyle bakıyorum başka ne var diye. Şunlar benim tuttuklarım genelde. Ve onun dışında da şöyle bir kalkan gelmiş. Buna bakalım. 3 seviye olarak gelmiş. Nadir. Bunu bir kere yeteneğini basarsanız gelecek tur ekstra 36 bakın zırh basıyormuş. Bu güzelmiş aslında. 3 tane şeyle biz de 3 tane kullanıyorduk. Mesela bizim kullandığımızda ekstra zar atma hakkı vardı. Bu çok önemli değil. 105 bakın şu anki 4 seviye olmasına rağmen 105 basıyordu. 2 3 4 yapıyordum. Bu 3 4 5 yapmam lazım. Bununla direkt şu anki haliyle 3 seviyede 84 basıyor. Ama bu su simgeliymiş. Pardon, bunu biz kullanamayız. Bunu yan karakter için bunu da satarız o zaman muhtemelen. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bunlar bakın bu bağışıklıklar geliştirilebiliyormuş. Bunları tabii neyle geliştireceğiz? Herhalde taşlar ekleyip geliştiriliyor. Birinde görmüştüm. Burada bir tane var. 3 seviye yine. Bunu biz kullanabiliyoruz ama bakın düşmanın canından 30 azaltmayı sağlıyormuş. Yani bu kalkanı basarsak yine 107. Bakın yine 3 tane zarla 107 yapıyor. 3 seviyede bizimki şöyle bakayım 3 tane zar ama 105 yapıyor 4 seviyede. Bakın aynı 3 tane zar. Biz 4 seviyede 105 yapıyoruz. Bu da 3 tane zar. Ama 107 yapıyor bu 3. seviyede. Bunu 4'e çıkarırsam daha da etkili olacak. Bir de şu anki haliyle 30 can düşmandan azaltıyor. Orada ekstra zar atma hakkı alıyorum ama
Genelde böyle zaten iki tane ya da bilemediniz üç tane hak karakterin yeteneğiyle beraber yetebiliyor. Daha dördüncü olduğunda çok kullanmak şart olmuyor her zaman. Tabi onlar da bir avantaj ama çok sık kullanılan bir avantaj değil. Ama düşmanın canını azaltmak yine verdiğimiz hasarlara ek hasar gibi olur. O yüzden buna gelinebilir. Bunu geliştirmeye bakabilirim birazdan. Şuna bakalım. Şimdi bu da 3 seviye. Bu da 2 tane istiyor. Ama az bir var hem de özelliği yok. Şu kalkana geçmeyi düşünüyorum. Hatta şöyle yapalım. Bizim kalkanın üzerinde herhangi bir taş da yoktu. Bakayım taşımız da yok zaten buna uygun. Buna uygun bir taş var mı diye bakacağım. Buna uygun bir taş da yok. Tamam. Şimdi burada bunu direkt çıkarırsam zaten bakın 105 tekrar zar atarsa 124'ü görüyor. Bu da 107. Yani neredeyse aynı. Tekrar zar atarsa 123. Bu sadece bir seviye düşük. Demek ki bunu bir kere daha geliştirirsem ondan çok daha fazla zırh verecek. O zaman şöyle yapalım. Şunu çıkaralım. Evet bunu çıkaracağım. Şimdi şuradan giyme kısmına girelim. Şunu çıkaralım. Şu yenisini takalım. Tamam. Şimdi bunu geliştirmeye bakacağım. Şimdi bu önden öneriyor. Mesela bakın bunu ne kadar da değeri? 782. Bu ne kadar da? 235. Şimdi buna ek olarak 4 seviyelerden koymak istemiyorum. Çünkü 4 seviyeleri geliştirirken lazım olacak. Şu zaten epik. Bunu zaten saklayacağım. Buna bir 3 seviye daha lazım. O yüzden 2 seviyelerden bizim silah geliştirebilirim ama kullandığımız onu tekrar kullanamam. Başka bir şey yapabilir miyim? Bir sürü 2 seviye var. Bakıyorum. Şimdi değerlerine bakalım. 548. Bunlar yüksek. Şu ikisini tutmak lazım. Şuna bakalım. 392. 548. Şu ne diyor? O bu 2048. Bakın bu yüksek değerleri çok değişmek istemiyorum. Bu 1969. Bu zaten yüksektir. 3173. 1657. Gerisi 1. O zaman birlerden 2 yapsam ben şu an kaç tane yapabilirim? Mesela atıyorum şunu geliştirmek istesem. Şunu çıkar. Bunların değeri yüksekti. Bakın bunları da çıkaralım. Yani burada bir tek şu var sanırım. Bu 548. Mesela bunu kullan desem. Şunlar yüksek. Bunlar hep yüksek. Bakın hep yüksek. İki tane daha gerekiyor. Yerde az olduğu için bir şeyleri yapmamız lazım. Şimdi o zaman birinden vazgeçeceğiz muhtemelen ama onu da şöyle yaparız. Onları satarız. Yer açarız. Yeni sandık açarız. Her üç tane de aslında sıradan sandıklar bir tane bir tane verdiği için sıradan da açabilirim. Gerçi elimde nadir de var ama nadirden gitmek daha iyi yeni gelişim için. Şimdi önce bunlardan hangisinin üzerinden gidelim birliklere bakalım. Bir tanesini geliştirebilirim. Mesela şunu geliştir diyelim. Bu değeri düşük. Buradan şimdi önerdiklerine bakalım. Bu düşük. Bunu kullanabilirim. Bunu da kullanabiliriz. Bunu tutmak istiyorum bir süre. Bunu çıkar. Şuna bakalım. Bu 1038 diyorsun. Başka da yok. Bunu da feda etmek istemiyordum ama hadi bunu kullanalım. Tamam, şunu 2 yaptım ama bunu yükseltmek için kullanacağım. Aynı silahtan 2 tane yapmış oldum. Şimdi buradan atıyorum kalkanı ya da silahı yükselt diyeceğiz. Burada 3 tane var. Bir tane daha lazım. Şimdi bir tane sandık açalım. Şöyle 3 tane versin. Güzel 2 seviyelik verdi. Bir tane de nadir verdi yine önceki gibi. Şimdi bu 157'ymiş. Bunu kullanırız. Bu bir seviye zaten. Bunu da birazdan kullanılabilir. Bu nadir olarak geldi. Yine bundan bir tane var elimizde. Yine bayağı altın ediyor. Şimdi dönelim tekrar. Buradan şimdi şunu kullanacağım. O yüzden mesela bakın bunu geliştir diyelim. Ya da bunun değeri düşük. Şöyle yapalım. Gerçi fark etmez de bunu seçelim. Buradan şunu çıkar. Bunu da çıkar. Şimdi şunu ekleyelim.
Aynısından iki tane. Bir tane de şu yeni gelen. Bunu ekleyelim. Buradan bir 3 seviye yapalım. Tamam, şimdi o 3 seviyeye tekrar gelişim yapacağız. Bu kalkana bakalım. Şimdi bunu kullanacağım. Bunu tamam, bakın şu an hepsini kullanabilirim. Direkt basıyorum. Ve bunu 4 yaptım. Şu an 134, bakın kalkan veriyor oldu. Önceki kullandığımız 105 falandı. Bu 107'den 134'e çıktı. Tekrar sardı. 154'ü görüyor. Tamam. Bakın bu da hazır. Sonra 4'ten yukarıyı sonra düşüneceğiz. Bu tamam, 4 oldu. Şu an kullandığım silah da 4. Şu sadece tek olan şu 2 de kaldı. Bunu 3 yapmak için yine nesne lazım. Bunları şimdilik satacağımı satabilirim ama şöyle bir bakalım. Kaç tane sandığımız var? Bir tane burada üçlü var. Bunu bir daha açalım. Bakalım nadir ne gelecek, onu da görelim. O bakın bu silahtan bir tane daha verdi. Güzel. Bakın 3 tane oldu. Bunların değeri yüksek. Bunları aslında komple satabilirim. Sadece bir tane ne özellik veriyor merak ediyorum ama bir tane 3 seviye yapabilirsek. Buradan 2 seviye bu geldi. Bunu feda edebilirim. Bunu da feda edebilirim 2 seviye. Elimizde bir seviye neler var bakalım. 3 tane de sıradan açacağım birazdan. Bu kalsın. Şunu kullanabilirim. Tamam. 2 seviye nelerimiz var. Şimdi şu silahta bu ikisini kullanacağım. Ekstra feda etmek için şöyle yapalım. Şöyle yapalım. O silahtan bir tanesini seçelim. Geliştir diyelim. Şimdi aynısını kullanma. Şunu da kullanma. Şuna bakayım. Bu da 2000'e yakın. Bunu da kullanma. Şimdi kontrol edeceğim. Önce şu yeni gelenleri bir kullanalım. Şu kalkanları. Şimdi onun dışında sırayla bakıyorum. Mesela şu ne kadardı? 1969. Bu ne kadar? 2048. Bu da çok yüksekti. Bize bir tane iki seviye eşya daha lazım. Şuna da bakayım. 1657. Hadi bunu kullanalım. Normalde kullanmak istemiyorum ama. Tamam, bunu da kullanalım. Bu silahı bir görelim istiyorum. Ne özelliği varmış? Zehirleme varmış. Yine can düşürüyor. Yani bir çeşit hasar verme gibi. Şimdi bunları satarsam bayağı bir altında bunlardan da gelecek. Ama bunda 3'e kadar çıkarmış olduk. Diğerleri de aynısı sonuçta. Onları artık 2 seviyeden kullanabiliriz. Mesela bu silahı geliştirmek için kullansam. Ama çok altın ister bunlar. O yüzden gerek yok. Şimdi kaç yerimiz var? 6. 6 sandık açalım. Şimdi buradan bakın yavaş yavaş gelişime kullanarak yapıyoruz. Aslında bir seferde hepsini envantere koyabilseydim çok daha rahattı tabii. Şöyle bakıyorum. Şu parlak olan biraz daha nadir geldi sanırım. Şu mor kalkanı bilmiyorum. Bakacağız. Dönelim. Evet, şimdi bakalım. Şimdi şu bakın nadir geldi ama değeri de düşük. Bunu da kullanmayı düşünmüyorum. Sıfır. Bunlar sıfırları direkt satabilirim ya da kendi arasında bir seviye de yapabiliriz. Şimdi sıradan bakıyorum. Bu da öyle çok dikkatimi çekmiyor şu an. Şöyle bir baktığımda şu neymiş? Buna bakalım. Şimdi bunda da 4 seviyede bir özellik gelecek diyor ama bu bir seviye. Bununla uğraşmaya da gerek yok. Şimdi şöyle yapacağım. Buradan şu silahı geliştirmeye çalışacağım. Şimdi bu bir seviye. Bir seviye nesneler isteyecek. Bakalım kullanabileceğim başka ne var. Tamam, bunları kullanalım. Tamam, 2 oldu. Şimdi bunu bir daha geliştir. İkilerden neleri kullanırız? Bu dursun. Bunun değeri yüksek. Bunu da kaldır. Bu da biraz yüksekti sanırım. Evet. Bakayım kullanabileceğim ne var diye şöyle bir bakacağım hemen. Şimdi 2, bunlar duruyor. Bu duruyor. Yani burada 2 de çok kullanacak bir şey yok. Şimdi sıfırlara gelelim. Bunları direkt satacağım. Hiç bekletmeyeceğim. Bunu da sat. Şimdi artık altın topluyoruz biraz. Yalnız şu silahı 3-4 yapabilir miyim? Ona da bakmaya çalışıyorum bir yandan. Bunların yüksek olması bir yandan şu işime de yarayacak. Gelecekte başka önemli bir şey yakalarsak, yeni bir epik sandık elde edersek o zamanlar işimize yarayabilir.
Şimdi bu iki olduğu için buradaki ikilerden değeri yüksek olduğu için bunları satmayı düşünüyorum sonradan. O yüzden şu silahı da kullanıyorum. Bunu da şimdi harcamayacağım. Dolayısıyla bunları aslında satabilirim. Bakın şuradakileri komple. Bunlar yüksek. Bunlardan hemen alalım altınlarımızı. Şöyle. Altınımız biriksin biraz. Büyük ihtimal taş açacaktım ama epik ya da efsane istediğim gibi sağlam bir şey gelmediğinden dolayı zırh setine yönelebiliriz. Şunları da satalım. Ve şuradan bir de bunu satalım. Tamam, şimdi gerisi dursun. Kaç tane yerim var? 13. Kaç sandık açabiliyorum? 17 görünüyor. 13'ünü açalım hemen. Hemen şöyle bakıyoruz. Şuradaki biraz bakın sapı ne bileyim işte biraz daha farklı bir tane geldi yukarıda. Kılıç, ona bakacağım. Şimdi ona bakayım önce. Merak ettim. Nerede o? Burada. Özellikle gelmiş zaten. Bu fırtına gözü. 4 tane zar istiyor. 4 seviyede bir özelliği varmış. Ama 4 seviyede özelliği olduğu için bunu sıfırdan 4'e çıkarmakla uğraşmayacağım. Bu 2120 diyor ama muhtemelen satarım. Şimdi tekrar bakalım. Biz bunu geliştirmek için şu an elimizde ne var? Şu an elimizde bakın hiçbir şey yok. 2 seviye. Buradan 2 çıkarmaya çalışabilirim. Ama uğraşmayacağım. Bunları hep satacağız şimdi. Yine altın toplayacağız. Şimdi bundan bir tane daha gelmiş. Sıfır ama bunu gönderiyorum direkt. Bu silahın özelliklisi yarın bir gün çıkarsa eğer var mı bilmiyorum. O zaman bakarız. Bunu direkt satıyorum. Bunları hemen direkt sat. Altın toplayalım. Bakın altın da bir yandan artıyor. 50 bine açabiliyoruz. 120 binlerdeyiz. Gayet iyi. 50 bine 2 tane açabiliriz. 150 bine ulaşırsak 3 tane açma durumumuz var. Temel değerimiz de yükseliyor yavaş yavaş. Zırh setine yönelebiliriz. Ekstra yeni zırhlar için. Şu nesneyi yine satacağım. Şöyle bir kalkan gelmiş ama şu anki bizim kullandığımız yeni kalkan güzel. Mesela bu özellikle bir kalkan. Bakıyorum. Bu da 3 tane zar istiyor. 3 seviyede özelliğim var diyor. Mesela bakın ötekiyle kıyaslamak için tutabiliriz. Bu nadir ama dikkat edin. Bizim şu önceki kullandığımız bundaki bunlar da hep özellikliydi. Gerçi nadirdi. Yeniden zar atma vardı. Şu an seçtiğimizde canı azaltma var. Arttırılabiliyor. Bunda ne olduğunu görmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ragnarok kalkanıymış. Bunu kullanan birini görürseniz ne özelliği varmış bakabilirsiniz. Onda açıksa. Bunu şimdilik bekleteceğim. Şimdi şuradaki bir seviye silahı da satalım ve gerisini tutacağım. Şimdi açabildiğim kadar daha açalım. 4 tane daha var. Onları da açalım. Tamam. Bunları da bakalım hemen hızlıca. Şimdi bu gelene bakıyorum. Yani bunu direkt satacağım. Bu ne diyor? Bu da 1013 ediyor ama 4 tane bakın zor bunlar. Burada 3 tanelik bir silah gelmiş. Iron Hedgehog. Yani bilmiyorum bunu sonradan bakılabilir. Şimdilik özelliksiz zaten. Bir de şöyle kalkan gelmiş. Bu da 4 taneymiş zaten. Bunu da satalım. Tamam, şu anki haliyle kullanacağız. Turnuvada da şu ana kadar bir kişi eksikti. 8 savaşı yaptım. Zaten şöyle göstereyim. 9 kişi var. 8 savaşımızı yaptık. Biri biziz. Bir kişi daha arıyor. Gelirse 15 saat 48 dakika diyor. Onunla da kapışacağız. Tabii Epic sandıktan sağlam bir şey bulsak ona yönelecektim. Olmadı ama. Şimdi altınımız 127 bin. Şimdi burada şöyle göstereyim. Zırh seti alırsak 50 bini açıyoruz. Ve 3 tane nesne veriyor. Bir tane nadir garanti. Bunlar da bizim ekstra zırhımızı arttırıyor. Taşa gidersek buradan da değerli taşlar çıkarıp işte silahı kalkan için önemli şeyler arayabiliyoruz. O tarz nesneler elimize geçtikçe kullanabiliyoruz. Ben şimdi zırh setinden gideceğim. Önce gösterelim. Şu an şöyle gelelim. Şimdi buradaki sıfırlar yukarıdaki bunlar hep standart gelenler. Bir özelliği yok. Şöyle göstereyim. Mesela bakın böyle bir kemerimiz var. Gördüğünüz gibi sadece satarsanız 10.000 altın ama hiçbir zırh değeri yok. Bir şey vermiyor.
Bir özelliği yok. Tabii geliştirilebilir ama gerek yok. Buradan da çıkardığım var. Yine sıfır temellerden. Benim şu an kullandığım özellikle bakın bu. Mesela şöyle bir nesne. Bunları geliştirmek için işte kullanacağım yavaş yavaş ötekileri. Mesela buna 3 tane 2 seviye kullanmadığım eşya bulursam 3 yapabilirim. 3'te de özellik geliyor. Hem de zırh veriyor. İşte hem zırh kazanıyorsunuz pasif. Hem de ekstra işte becerilerle bağışıklıklar kazanılabilir. Zamanla bunları tamamlamak için işte şimdi 2 kere sandık açacağız. Burası var. Burada bir tane var. Kullandığımız. Buradan da 4 zırh geliyor. Bakın ekstra özelliği yok. Mümkün olduğunca özellikli nadirler lazım bize. Bunda da yok. Ama iki seviye. Bunlar daha sonra özellikle takınca iki seviyeleri geliştirirken kullanacağım. Bunları satmak yerine gelişimde kullanacağız. Şimdi sandık açalım. Sandık demeyelim. Örse gidelim. Bakın nadire. Buradan zırh parçası çıkaracağız. 3 tane. Hadi bakalım hayırlısı. Biri nadir garanti. 50 bin verdik. Evet bakın şöyle bir tane özellikli geldi. Bu da 3 seviyede özellik katıyor. O bakın böyle şey hani ısırır gibi. Şimdi bu 14 zırh veriyor. Bizde olanlardan birine denk gelirse sorun değil. Bakın bu başlık gibi zaten. Onlarda da şey yapacağız. Hani gelişimde kullanacağız. Hangisi dışarıda kalırsa. Burada 6 zırh veren bir parça gelmiş. Burada 4 zırh veren gelmiş. Şimdi bunu hemen dönelim karaktere. İkinciyi açmadan. Bir giyimine, kuşamına bakalım. Yeni gelen nesnelere. Şimdi burada sırayla biliyoruz hangileri olduğunu. Bu arada da envanterimdeki yerim de bittiği zaman nasıl olacak? Bir an önce kullanmam gerekecek herhalde gelişime. O yüzden de dikkat etmemiz gerekecek. Gerekirse şöyle bir şey de yapılabilir. Bu setlerden özelliksiz olan zırh da vermiyor. Bunlar hani satılabilir ama hani bunları geliştirmek istemiyorum. Geliştirilebilir ama özellikle gelince onları kullanalım istiyorum. Çünkü bize bir şey katmıyor. Sadece görüntü olarak duruyor. Mesela atıyorum şu kemer. Neyse şunlara geçelim sırayla. Şimdi şu. Bunu giy diyelim. Yerine bir şey çıkarmadı. Demek ki olmayan bir şey yerine giydi. Şöyle. Ekstra kazandık. Güzel. Şimdi şu yeniydi. Şunu giy diyelim. Yerine bir şey çıkarmadı yine gördüğünüz gibi. Onu da şuralarda bakın buraya takmış. Şimdi neler eksik? Bakın baş kısmı eksik. Sonra burada bicepsler. Sol kolun ama bicepsi. Yani paza dediğimiz kısım sol kol için. Başlık eksik. Burada ne eksik? Sol ayak eksik. Sağ ayak eksik. Tam set yaparsak belki babası bir şey der mi? Ekstra ödül verir mi? Bilmiyorum. Bu başlık için sanırım. Bir bakayım. Ama ayak diyor. Sağ ayak, pardon, sağ ayak içinmiş bu. Giy diyelim. Bakalım şuradaki sağ ayak doldu mu? Evet. Sağ ayak içinmiş. Foot right diyordu çünkü. Tamam. Ama işte yavaş yavaş envanter doluyor. Şimdi bir kere daha açacağız. Bu arada karaktere şöyle bir bakalım. Ayağına bakın. Direkt giymiş zaten. Devam edelim. Bu arada zırhım temelde kaç oldu benim? Temel 80'e kadar çıkmış. Bakın. Güzel. Şimdi siz savaşa girdiğiniz anda ilk saldırıda otomatik zırhı basıyor işte bu zırh setinden gelen zırhı o açıdan güzel. Şimdi bir de ekstra bir tane daha açacağız. Hemen bir kere daha örse gidiyorum. Bir 50 bin daha veriyoruz. Bakalım hayırlısı. Buradan iki tane nadir yakaladık. Bu iyi oldu tabii çok şükür. Güzel. Hemen bakalım. Şimdi bu ne diyor? Armlet sol kol için. Bu vardı sanırım ekstra oldu. 4 zırh. Hangisi daha iyi bakarız. Bu ne diyor şimdi? Sol el için. Tamam. Özelliklerine sonra zamanla bakacağız. Önce verdiği zırha bakacağız. Sonra özellik açınca özelliğe bakacağız. Bir de buna bakalım. Bu da 3 seviyede özellik açıyor. Bu da sağ el içinmiş. Tamam. Şimdi bunları da bir giyelim. Bakın yavaş yavaş pasif zırhımızı da arttırıyoruz. Tamam. Şimdi sırayla gidelim. Mesela şunu almıştık. Bu da sol kol içindi. Buradan hangisi sol kol için acaba? Bu değil. O zaman bu da değil. Şuna bakayım. Şu nadir miydi acaba? Durun bakalım hangisini çıkaracak? Bakalım ona göre anlayalım. Hiçbirini çıkarmadı mı?
En sona takmış. Tamam. Şimdi bir baş için eksik, bir sol ayak için eksik. Burada yok. O zaman bunlara devam edelim. Sol kol ve sağ kol. Yok, sol el ve sağ el lazım. Şimdi şunu bir tak diyelim. Bu sağ el. Buradan bakacağım. Sağ el için hangisi var diye. Burada el için kullanılan hangisi merak ettim. Acaba bilekliği mi kastediyor? Bakayım. Ha, sağ el. Tamam. Şu da o zaman. Yo, bu değil. Hangisi? Buna bakayım. Tamam, şimdi anlarız. Tek tek bakalım. Şimdi şunu bir giy. Tamam, neyi çıkardın? Şunu çıkardın. Nereye taktı? Pardon. Tekrar görelim. Yanlışlıkla bastım. Nereye taktı? Buraya taktın. Tamam, bunun yanına, ayak kısmının yan tarafında çıkardığına bir bakalım. Şimdi bunda 4 sırf veriyormuş. Yine özellikle takmışım geçen ama şimdi taktığım 14 sırf. Tamam. Şimdi şuna bakalım. Bunu giy diyelim. Tamam, burada çıkardığı da bu sanırım. Hemen bakıyorum. Evet, bu da sağ el. Bakın, bunda da gördüğünüz gibi hiçbir özellik yok. Sıradan. Ama yerim az kaldı. Bir kere daha açtıktan sonra artık neyi geliştirebilirim bakmam lazım. Ya da bunları satacağız. Şu anki haliyle gayet güzel. Tamam, bakın buradan temel zırh da 108'e kadar çıktı. Güzel. Gayet güzel oldu. Buradan da hallettik. Şuradan da şöyle bir göstereyim size. Şimdi şöyle bir dön. Tek tek gel. Bakın şu an üstümüz gayet güzel. Şimdi önce şu şeye bakalım. Sıralamada biraz yükseldik tabii ama şu açıdan şöyle yapacağız. 16 oldu. Biraz daha 20'ye çıkıp biz yumurta daha başlatalım hemen. Ondan sonra da normal bir bakarız. Genel bir bakış atarız. Belki şeyde kulede ilerleriz. Buradan da ödülüm var mı? Bakın buradaki 50 savaşı kazanı da bitirmişim. Buradan da 50 değerli taş geldi. 13 savaş daha kazanırsam bir 50 daha gelecek. Tamam. Şimdi şuradan hemen birini seçelim. Bu arada biz artık kaç seviyeydik? Bir bakayım. 8 miydik? Kaçtık? Unuttum. Evet, 8'iz. Yani 8'e uygun birini bulmaya çalışalım sıralamadan. Biliyorsunuz 2 seviye düşüğe kadar seçebiliriz. Şimdi burada 2 savaş kazanmak yetiyor bana. Şimdi üçlü gruba bakalım. Şimdi bunun canı 350. Bizi birazcık uğraştırır. Taşlar falan takmış. Bu grubu direkt geçelim. Hemen bakalım. Şimdi bu 7 seviye. Buna direkt saldırabilirim aslında. Tamam. Etzarlarımızı atalım. Şimdi rakibim bu silah 224 vuruyor yaparsa. Yapamadı. O açıdan iyi. Diğeri 79 sorun değil. Bakın şu an otomatik üzerimdeki zırhlardan direkt bir savunmayı doğrudan basabildim. Ama bu bir kere hasar alırsa, rakip vurursa, yani savunmada kullanırsanız bir sonraki tur kullanamıyorsunuz doğal olarak. Şimdi buradan bir 2 3'le hasar verelim, 148. Buradan 6 ile bir 64 vuralım. Bir de temel olarak vuralım. Savunma yapmayalım. Direkt. Bakın buradan zaten biz 312'de hala duruyoruz. Rakip 25'e düştü. Bu turda eksiye düşmezsek hasar verip kazanabiliriz. Rakip 275'e kadar indirdi. 6 ile direkt vuralım. Gerisiyle 2 olmadığı için direkt kendi karakterimize dolduralım. Ve buradan da yine vurduğumuzda bakın en biraz da savunma yapmış olduk. 32. Çok az bir şey de kurtardık ve direkt kazandık. Şimdi 7 seviye kişi. Biz şu an 8'iz. Bize 280 deneyim verdi. Buradan bir sandık seç diyelim. Şimdi bunları yine biriktirmeye başlıyorum. Tabi olur da kısmetimize direkt bir epik sandık kazanırsak onu da bir sonraki bölümün konusu yapabiliriz. Hemen bir savaş daha kazanıp bir yumurtayı başlatalım. Şurada seviyesi uygun birini seçelim. Burada ikili grup var. Önce buna bakacağım. Şimdi bunun canı 240. Buna direkt saldırılabilir. Silahlarına bakalım kaç vuruyor. O 350 vuran silahı var. Tamamlarsa bizi çok zorlar. Tamamlamazsa olabilir. Şuna bakalım.
Ya şimdi bu arkadaşa saldırırsam ve ilk silahını tamamlayamazsa kazanma ihtimalim yüksek gibi. Yani yapılabilir. Şunların seviyesine bakalım ama bu iki bunu geç. Hiç bulamazsam ona saldırabilirim. Bunların seviyesine bakmamıştım gerçi ona da bakalım. 8 var. 8'lik arkadaşa gideyim ama kaç vuruyor? 168 var en yüksek. O yüzden buna gidelim. 8'liye. Tamam. Hemen 8'liyi seçtik. Şimdi kazanırsak 20 dişeye ulaşmış olacağız. Hemen yumurtayı da başlatacağız. Şimdi rakibe bakalım ne yapıyorsun şu an? Şu an hiç vuramadı. Sadece savunma yaptı. Sorun yok. Önce şununla bir vuruş yap. Burada altım yok. O yüzden altıyı seçemediğim için direkt kendi karakterimde temel hasarım 102 vuruyorum. Yani gördüğünüz gibi bir miktar hasar verip hiç hasar almadık. Bizim kendi otomatik zırhımız da var daha. Dev saldırırsa. Bakın şu an saldırdı ama en yüksek olanla şu an zırhımızda bir miktar yarısına kadar kurtardık. Ben burada direkt eksiye düşmediğim için saldırmayı seçiyorum. Onun dışında 6 yok. O yüzden direkt kendi karakterimize bir parça daha savunma yapıp saldıracağız ve eksiye düştü rakip, direkt kazandık. Yani aslında bu mantıkla gidersen daha sıralamayı yükseltip daha yüksek yumurta açmayı da düşünebilirim. Bakın bundan da 320 geldi. Kendi seviyemizden daha hızlı yükselmek için. Tamam, şimdi buradan hemen yumurtayı başlatalım. Sandığını açalım. Şey açalım demişim. Atalım kenara. Şimdi 20'liyi başlatıyorum hemen. Buradan seçelim. Tamam, bu da 3 saat sürüyor. Bundan sonra da ben kendime sıralamada kendi seviyeme uygun bir rakip arayacağım. Mesela şu an 8 seviye buldum. 2 geri 2 ileri, 2 geri 2 ileri. Geçenki mantıkla gidebilir. Burada takılabilirim. 8 seviye birini buldum. Ama geriye doğru gidip hani şöyle tek tek de bakabilirim. Biliyorsunuz her kaybettiğim oyunda bir seviye geri atıyor. Ama bu arada şeyi size göstermedim. Hani böyle girip kaybedip çıktığınızda biliyorsunuz dün size bir iksir göstermiştim. Ama o iksirdeki özellik ortaya çıktı. Hani sürekli bize vermiyormuş. Onu da göstereyim size, hatta şöyle girip çıkayım hemen. Canımız bir düşsün. İksir önersin, orada göstereyim. Hemen yeni grupta göstereyim. Bakın mesela rastgele birini seçince gösterecek. Bakın burada 5 bölü 5 diyor. Yani 5 tane iksirim var diyor anında doldurmak için. Onu da şöyle yapıyor arkadaşlar. Bir tanesini kullanınca yarım saat süre başlatıyor. Her yarım saatte birini dolduruyor. Ama şöyle bir durum var. Bakın mesela şu an 3'te canım. Eksideyim. Sizin burada yapmanız gereken şu. İstediğiniz sıraya kadar gelene kadar hani savaşa girin çıkın. Bakın şimdi göstereceğim. Şöyle girin ve çıkın. Bunu böyle sürekli yapın. Hangi istediğiniz sıraya geldiğinizde de yapacağınız şu. Savaşa girin. Sadece kendinize, karakterinize koyun bütün zarları. Hiç savunma yapmayın, saldırı yapmayın. Düşman size hemen az canınız var. Bitirsin. Kaybettiğiniz için hemen yeni savaşa canınız dolu başlayacaksınız. Ancak bunu sıralama üzerinden yaparsanız o savaşı da kaybedip düşeceğiniz için gelmek istediğiniz yerin bir öncesinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya da kulede yapabilirsiniz. Bir de kuleye çıkmayı deneyelim. Bir savaş. Şu an gayet güçlü ilerliyoruz arkadaşlar. Tabii biz epik sandıktan hani bir zırh ya da kalkan tam istediğimiz gibi bir şey çıkarsaydık kısmet olmadı. Onun üzerine yüklenecektik. Burada bakın 23 can var diyor şu an. Ben burada hemen girip direkt kaybetmek için şunu yapıyoruz. Can da olsun diye. Bakın sadece bir kere zarları atıyorum. Ve hiç saldırıya kullanmıyorum. Kalkana basmıyorum. Kendi zırhımdan var. Şu an bakın rakip -86'yı düşürdü. Ben burada bir parça savunma yapacağım ama eksi de kalacağım sonuçta. Temele kazandığım için temelden bir vuruş yaptım ama direkt kaybettim ve çıktım. Şimdi canım dolu. Mesela bakın tekrar savaşa gir dediğimde bakın hiçbir uyarı yok. Tam canlısın diye böyle devam ediyoruz. Bu arada değerli taşım 232'ye kadar çıkmış. Bir de size şunu göstereyim. Lonca'da şu aşağı girdiğim kısımda burada aslında tam görünmüyor şeyde ama şu listede. Şu listeyi tekrar açayım. Burada benim yaptıklarımı bakayım gösterecek mi? Hala göstermiyor. Aslında bayağı bir yer yaptım. Bir sürü bribery ne demekse artık şöhret mi diyelim.
Her neyse. Buradan aslında ben bayağı yaptım. Şu an sıfır görünüyor ama. Burayı bayağı tamamladım. Zaten burada uyarı da yok. Burada görünmüyor şu an ama. Bayağı bir tamamladım. Bunlar da belki sonradan görünür. Şöyle göstereyim. Başka giren olmadıysa şöyle. En son şuralara kadar falan gelmiştim. Şuradan burada bir iskelet vardı, bekliyordu. Evet, aynen duruyor. Mesela bakın burada örnek bir savaş gösterelim. Ben bunları yaptım. Buradan bayağı bir topladım. Çok topladım hatta. Lonca için biriktirdim ama bakalım. Orada ekstra replace shift diyor. Ne demek bilmiyorum. Bilen varsa belki yardımcı olabilir. Onunla alakalı bir şey mi bilmiyorum. O da tecrübesi. Buradan vuruyorum. Bakın rakip beni eksiye düşürmedi. Zırhım şu an koruyor. Şuradan 2-3 ile vurdum. Buradan 6 ile vurdum. Buradan da temel değerleri toplayarak bir vuruş daha yapalım diyorum. Ve bununla beraber de kısmetse devam edelim. Bakayım kaç oldu? 248'e indi rakip. Rakip kendini hala korumaya devam ediyor. Tabii o savunma basmış az önce. Bir de ona silah mı basmış? Şey, iki tane taş basmış. Savunmayı arttıramazmış. Demek ki kalkanını basmaması lazım. Şimdi rakip iki silahını birden kullandı ama bakın bize şu an hala çok fazla vuramıyor. Ben şu an kalkanı kullanamam ama silahı da kullanamıyorum. Altılığı kullanabilirim. Ve buradan da ekstra temelden biraz savunmayla biraz hasar veririm. Güzel. Burayı bu şekilde geçtik. Bizim hala 231 var. Rakip de 82 var. Rakibin silahında da taşlar varmış. Şimdi burada savunma bastı. O iyi olmadı. Bize çok hasar vermiyor. Şimdi şöyle yapalım. 2-3 de şuradan 148'i vuralım. Rakip hala 82'de bakın. Savunma yapabiliyor muyum? Yok, yapamıyorum. 6 da yok. O zaman direkt burada temelden savunma yapacağız biraz. Çok az hasar yemiş gibi oldum ama eksi 2'ye düştü bakın. Onu da kazanmış oldum. Şimdi buradan da bakın buraya bir puanı geliyor. Hem de deneyim topluyorum. Bunları yine depoya atıyorum. Sonra bakın 3 tane daha geldi. Odayı keşfettim diyor. Şimdi şu koridorlardan da geliyor. Bunlarda savaş olmuyor. Buradan bir daha aldık. Şu ileridekini açtım. Bir daha aldık. Buradakini açtım. Bir daha aldık. Şimdi burada yeni odalar var. Mesela şöyle birine tıklayalım bakalım. Buradan da aldık. Gibi. Bunlar da böyle devam ediyor arkadaşlar. İşte ben bayağı bunları da yaptım. Yine yaptım. Mesela bakıyorum şu an. Bu kayıtlara bakalım. Bakın buradan yaptıklarım hep görünüyor aslında. Bakın benim bayağı yaptım. Mesela 1 saat 36 dakika önce diyor. Bakın 4, 6, 4 daha geçmişte silinenler de olabilir. Aslında hep benim yaptıklarım bayağı görüyorsunuz. Ama listede göremiyoruz şu an. Önemli değil. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitiriyorum. Destek vermek isterseniz abone olarak her zaman destek verebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.